Çok mutlu olduk. Çok Allah'ım gitmeyenlere de nasip et. Güzel gittik geldik. Çok İyi, tatlı güzel, oldu. Doğru. Allah sizlere de nasip etsin inşallah. En uzun süreli umre ibadeti olan Ramazan umrecileri ülkelerine döndü. Konya Havalimanı'nda umrecileri yakınları sevinç gözyaşlarıyla karşıladı. Cenab-ı Allah tüm Müslümanlara nasip etsin inşallah. İnşallah. Gittik birkaç sefer. Ben şimdi rahatsız olunca kızım, yeğenlerim 5-6 kişi gittiler. 45 gün çok güzel geçti. Çok güzel. 45 gün durdular. En uzun ömür. En uzun ömür oluyor. 45 gün çok güzel geçti. Allah'ım herkese nasip etsin, herkese göstersin. Tavaf yaptık. Ondan sonra sayı yaptık. Şeylere gittik. Dağlara. Peygamberimizin yaşadığı yerlere gittik. Oraları gördük. Dünyanın her yerinden milyonlarca Müslüman Ramazan ayını Kabe ve Mescid-i Nebevi'de geçirmek için Ramazan ayı başında kutsal topraklara gitmişti. Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında yapılan umre tam bir hac sayılır yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar hadisinden de hareketle Ramazan ayını kutsal topraklarda geçiren umreciler 47 günün sonunda ülkelerine dönmeye başladı. Evet, çok heyecanlıydı. Yani yaşamak lazım. Evet. Yaşamak lazım. Cenab-ı Allah herkese nasip etsin en kısa zamanda. Umre'den dönen Müslümanları yüzlerce akraba ve aileleri Konya Havaalanı'nda karşıladı. Ramazan umresini de eda eden Konyalı vatandaşlar Kanal 42 mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini paylaştı. Orada daha güzel yaşandı. Çok güzel yaşandı. Allah herkese nasip etsin. Genç yaşta nasip etsin. Benim gibi topal gitmesin. Ya bu yıl çok kalabalıktı orası ama güzel yani, o kadar insanın yine de bir ahenk içinde orada ibadetini yapması güzel bir şey yani. Müslümanları orada bir arada görmek öyle ahenk içinde farklı bir şey yani. Sağ olun, sıkas yapsın. Bütün hacılardan bize ayak vermeden döndük. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Yani Ramazan'ın zaten manevi atmosferi bir kere maksimum düzeyde. Yani burada birse orada yüz binler seviyesinde. Dolayısıyla kat be kat fazla. Bunu yaşayabilene, ama orada açıkçası hani bu hazzı alamayacak kimse yoktur diye düşünüyorum. Dolayısıyla herkes onu mutlaka nasibi kısmetinde değil, hatta Rabbimin işte lütfettiği oranda yüz binler seviyesinde inşallah herkes tadacaktır. Ramazan umresini eda etmek için kutsal topraklara ailelerinin yanında giden çocuklar da mutluluklarını mikrofonlarımız aracılığıyla duyurdu. Thank you.